Erdemli'de şiddetli rüzgarın yol açtığı hasarın yaraları sarılıyor. Erdemli ilçesinde cuma günü yaşanan şiddetli rüzgarda bir okul binası ile 15 evde hasar meydana geldi. Vatandaşların yaralarının sarılması için de ön hasar tespiti yapıldı. Erdemli Belediyesi şiddetli rüzgarda zarar gören vatandaşların yaralarının sarılması için çalışma başlattı. Belediye Başkanı Mükerrem Tollu şiddetli rüzgar afetinden zarar gören vatandaşları yerinde dinledi. Başkan Tollu evleri, seraları ve ağları zarar gören vatandaşların acil ihtiyaçlarının giderilmesi için belediye imkanlarını seferber ettiklerini söyledi. Böyle böyle ev yıkıldı demiş. Eniştem de getirdi buraya beni. Geldim ki evim yerle bir olmuş. Kel oldum. Ağlay ağlay. Nasıl da ağlay. Ağlamaya dayanamadım yine. İşte evim yıkıldı. Böyle fırtınadan yıkılmış yerim. Dün gece yıkılmış evim. Gece saatlerinde yani akşam saatlerinde başlamış yani rüzgar. Gece saatlerinde aşırı bir şekilde geldi ve burayı yerle bir etti yani. Yani yapacak da bir şey yok yani. Canımızda yok yani. Malımızda da yok. Şayet işte şey var yani. Hasar çatmalarda var. Şey mi var şimdi? Ciddi hasarla sonuçlanan fırtına meydana geldi malumunuz. O fırtınada mütevellit köylerimizde insanlarımızın birçok evi yerle bir oldu. İşte Ayaş Akpınar köyümüzde 11 tane, güneyinde 4 tane. Güzeloluk'ta okul çatısı gibi birkaç tane kamu binasıyla birlikte 16 tane ev ya da bina yerle bir oldu. Biz belediye olarak tabii bugün AFAD'da köylerimizi ziyaret ettik, gezdik. Biz Erdem Belediyesi olarak köylerimizde olan afeti, yaralarını sarmak adına insanlarımızın karşısındayız. Belediye imkanlarımızı zorlayarak insanlarımızın en güzel şekilde, en iyi şekilde hayatlarını idam ettirmelerini sağlayacağız. Belediyemizin güçlü bir yapısı var. İnşallah o güçlü yapı vatandaşlarımızın yarasını sarma kabiliyetine haiz. Ben de burada can zayiatın olmaması ciddi bir kazanım, ciddi bir sevinç. Çok şükür onca afete rağmen insanlarımızın canlarına bir şey gelmedi. Mallarına gelen zarar da inşallah devletimizin güçlü yapısı en güzel şekilde, en iyi şekilde karşılayacaktır.